Evet arkadaşlar, Türkiye'ye geleli bayağı oldu, 5 gün falan. Ben doydum, özlem giderdim. Ailemle bayağı vakit geçirdim. Yılbaşını ailemle kutladım. Bir işler var, işte okulum falan var. Onlara, derslere çalışmam gerek. O yüzden biraz burada boşa geçiriyor gibiyim. Ama tabii ki de bir hafta tatil verdim. Bundan sonra ben de burada ders çalışmaya, gezmemeye başlayacağım bir süreden sonra. İstanbul trafiği hiç bitmiyor, hiç bitmiyor. İnanın yani, şu İstanbul'un trafiği bittiği gün zaten Türkiye'nin kafası rahatlamıştır. Bilmiyorum bu telaş nedir, bu kadar araba nedir, bu kadar böyle bir tır nedir bilmiyorum. Türkiye'ye geldim ve geldiğim andan itibaren ben buraya ait olduğumu hissediyorum, ama Almanya'ya gittim hep böyle bir ip üstünde yürüyormuş gibiyim. Yani her an bir ayağım kayıp düşecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden Türkiye güzel hissettiriyor beni. Şurası, şu Gosp yazan yerin lisesinde okudum ben. Bura Gebze Organize Sanayi diye geçiyor. Kollerde az çalışmadım yani. Gençliğim hep buralarda çalışarak geçti. Para gerekiyordu çalışırken, okurken pardon. Bu yoldan eskiden hep benim okula servisim giderdi. Buralar böyle bana hep uzak yerler gelirdi falan. Ya ne değişik günler arkadaşlar. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Zamanın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Araba manuel olunca tekerli araba kullanılmıyor. O yüzden videolar böyle sallantı da. Şurada mesela bir şey olsa arasam gelebilecek bir sürü insan var. Ne bileyim, araba bozulsa hemen çağırabileceğim birileri var. Ama Almanya'da böyle olmuyor işte. Almanya'da bir yerde kalsam bile, yani bir arasam, bir sıcak çay içmeye gideyim desen gidemiyorsun. İşte bu hep böyle bir sıkıntı. Şimdi şu sol tarafta, ta şu ileride Reisaş'ın yanında sağdaki bina benim okulumdu. O okuldan kaçardı, köprünün altından geçer, bu petrolün yanından da çıkar evimize kadar yürürdük. Bazen de ne olurdu, bu yolu yürümek zor gelirdi. Ben amcamı arardım, amcam gelirdi, alırdı beni, arabayla götürdü. O zaman ne güzel hissederdim, böyle derdim, of be derdim. İşte pazar kuruluyor. Kapalı semt pazarı. Böyle yani. Türkiye'de ben bir sağa bir sola, bir o akrabam, bir o halam, bir o teyzem derken gün geçiyor. Güzel geçiyor. Eğlenceli geçiyor. Az önce bakın buraya geldim. Arçelik Beko servisi. Türkiye'deki bu hızlı sisteme bayılıyorum. Kimse şey demiyor ya, bu benim işim değil demiyor. Herkes yardımcı oluyor falan ve işini insan direkt halledebiliyor. Bu yönüne bayılıyorum. Şu an mesela geldim, direkt 5 dakikada ürün verdim. Dün beni babam aradı. Dedi ki arabanın tekerlerini değiştireceğim. Dedim baba tamam değiştir, ama benim bir arkadaşın yanına gitmem gerekiyor. Arabaya ihtiyacım var dedim. Kapattı telefonu, yarım saat sonra bir arayayım dedim. Hani ne kadar süreye burada olacaksın? Bir aradım, dedi ki oğlum dedi 5 dakikaya evdeyim. Baba dedim ne ara teker değişti? Ne ara işlemler halloldu? Ne ara şey oldu da sen eve geldin yani? Dün bayağı bir şok oldum. Şimdi de arabanın tekerlerini değiştirdiği için babam, dün rot ayarı yokmuş o teker değiştirdiği yerde. Şimdi onları yaptırmaya gidiyorum. Şu yola bakın yani. Yol değil, bildiğiniz 90 derece şey yani, sıkıntı. Hızlı işliyor dedik. Buraya geldik. Burada hızlı işlemiyor. Neden? Koca Çayrova'da
Görüyorsunuz şu manzaraya bakın. Müthiş bir manzara var değil mi? Dırım dırım hayatlar devam ediyordu. Çok güzel bir mekan değil mi ya? Şu ağaçlara bakın. Şu doğaya, şu güneşe, şu bulutlara. Müthiş bir gökyüzü var. Ha bir de arabam otomatik olsa. Burada istemediğimiz kadar 1000 ve A101 var. Neden acaba? Şurası A101, şurası 1000. Şu mekana bak. Vay 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 vay. Burası tam ev olmuş ha. Eğer ki yağmur yağarsa buradan arabayı çıkartamayabiliriz. Sıkıntı yaşarız. Yoldaki deliklere. Yol çok bayır. Bir yere kenara çektim. Şimdi bu yola bak, pembe bir şey dökmüşler. Çok güzel şuraya kadar falan. Şurada bir tane adam var. Şu bayıra çıkmamışlar çünkü şey demişler, bu bayır da şu anda ıslak, yağmur falan yağmış o zaman ıslak, burada arabalar çıkarsa inemez falan filan diye yapmışlar. Ya buraya dökmemişler ve su bakın ne hale getirmiş. Normalde burası gayet düzgün bir yolda aslında bizim bu arsayı ilk aldığımız zaman. Güzel olunca keyifli ama yağmur yağınca berbat bir doğa havası oluyor. Şu anda hava buz gibi, rüzgar esiyor, donuyoruz. Babamız da yok içeride. Donmayak diye kaçıyoruz eve. Türkiye'ye geleceğim günleri sayarken şimdi Türkiye'den gideceğim günleri sayıyorum. Tam 5 gün kaldı. Arkadaşlar, Türkiye'deki maceram gezme macerasından hastalığa dönüştü ilk başta 5 gün. Ondan sonra şimdi ders çalışmaya başladım. Bir bayağıdır ders çalışıyorum. Çünkü gider gitmez benim sınavlarım olacak 2 hafta sonra. Burada başladım. Burası böyle bir yer. Burada ben zamanında hep buralarda gezerdik. Çünkü gezilen tek gezileceği yer burası. Neden öyle? Çünkü şuraya yeni bir şey yapıldı. AVM yapıldı. AVM, Gebze Center. Burayı işlek yapan şey bu. Herkes buraya geliyor boş zamanlarında. Şanslıyım. Tekte yer buldum. O yüzden mutluyum şimdi. Şimdi boz sigara içilen, sadece sigara kokan bir evdeyim. Şimdi arkadaşlar şu anda Eskişehir'deyim. Burası Eskişehir'de bir ev kiralama işlemi gerçekleştirdiğimde bulduğum ev. Buraya ben daha önce gelmiştim kalmaya. Tekrardan geldim. Böyle burada bir gecelik gezelim diye arkadaşla geldik. Şu anda bir ev kiraladık. Şöyle bir tane televizyon var. Ben geçen sene de buraya gelmiştim ve aynı masa vardı. Ve aynı masa devam. Cama yumruk atmışlar belli. Cam paramparça. Burada dolap var, çalışıyor. Daha bunu şuradan sökeyim. Bu ses niye durmuyor? Şöyle bir banyosu var kullanmak isteyene. Buranın sifonu yok demişti bana. Harbiden sifonu yok. Yani temiz duruyor. Daha ne bekleyebilir? Sigaramı söndürmüşler, ne yapmışlar akşama kadar. Böyle bir ayna. Böyle küçük bir mutfağı var eğer bir şey pişirmek istersen diye. Şurada bir tane yatak odası var.
temiz kullanılmış bir yatak odası. Çok iğrenç arkadaşlar. Yani gerçekten şu ev kiralayınca böyle hiçbir yere dokunasım gelmiyor. Ama iğrenç. Şurada mesela bakın. Burada doğalgaz var belli. Şu şalteri açıyoruz. Bakın. Şimdi ben şu evi parasını falan göndereyim. İyice işlemlerini halledeyim. Sonra gezmeye devam edeceğim.